Hala bazı gerizekalılar diyor ki şiddet gören bir kadın story atmazdı, darp raporu tuttururdu, savcılığa verirdi diyor. Ben de diyorum ki 2020'ye kadar şiddet suçu olan bir adama eğer ben savcılığa verseydim 2 yıl yatacaktı diyorum. Vicdan yaptım diyorum. Bana vicdan yapıldı mı? Yo. Ağladım ulan. Benimle şu sahilde bir kere yürümedin diye ağladım. Kendinden 20 yaş küçük kızı koluna takıp şimdi sahilde yürüyeceğiz diye hava attı size. Hava attı. Benimle okyanus ötesinde Amerika'da bile dans etmeyen adam DJ Tarkan eşliğinde Edirne kulüplerinde o kızla dans etti. Sırf benim canım yansın diye. 11 yılda ben bir kere dans edemedim lan o adamla düğünüm hariç. İlk günler ilk seni bırakmış senin gibi bir karıya nasıl katlandı dediniz. Kimse beni bırakmadı oğlum. Ben boşanmak istedim ben. Ağlaya ağlaya seve seve ben boşandım. Kendime saygım vardı çünkü benim. Yalnız hissedeceğime yalnız kalırdım. Adam hala sessiz ha? Size sessiz oğlum. Size sessiz. O konuşmalarını çoktan kullandı. Aileni Kürt aşiretlerine taratırım derken kullandı. O konuşmalarını milletin eline geçen bavul diye beni gösterirken kullandı. Gerçekleri deklare etme şeklim bu olmamalıymış. Sizden mi öğreneceğim nasıl davranacağımı? Ha? Bana iftira atılırken neredeydiniz? Neredeydiniz lan? Neredeydiniz? Şakşaklıyordunuz değil mi? İftiraya inanıyordunuz. Bak bak. Bu savcılığa vermediğim tehdit ve hakaret dosyalarım. Bak bak. Kıyamadığım için vermediğim. Ama bize kıydılar dostum. Bize kıydılar. Şimdi de albümlerimi satıp rakı mezesi yapıyor. Bu da albüm devir sözleşmesi. Netleyemiyorum. Albümlerimin, EP'lerimin, single'larımın tüm haklarının bende olduğunu gösteren sözleşme. Buna rağmen Diyanarlar'da benim albümlerim satılıyor. Parası da kendisine gidiyor. Avukatla ihtar çektik. Cevap ne biliyor musun? Haberi yokmuş. Yok ya. 7 aydır hiç ödeme almadın çünkü. Haberin yoktu, değil mi? Öyle dağıtımcıdan diğer dağıtımcıya gitti. Hiç aklına gelmediği için de benim de albümlerim oldu. Senin tercihin, senin cezan. Zamanında paraları yerken iyiydi yazmış bir tane göt oğlanı. Oğlum ben zaten 40 yıllık bir otomotiv firmasının ortağıyım. Aile şirketimiz var bizim. Benim hiç kimsenin parasına ihtiyacım yok. Hala dava et diyorsunuz. Geçti gitti bitti. Davalar bitti. Sırtımdakiler kaldı. Kalbimdekiler kaldı. Gece 3'te dizlerimin üstünde sokağa çıkıp ağlayıp bağırmalarımın bana verdiği acılar kaldı geri. Öyle sıfır takipçiyle bir profil resmi olmadan gelip bana küfretmeyin. Delikanlıysanız gerçek profillerine de gelin. Ha? Yiyor mu? Yemiyorsa susacaksın oğlum. Susacaksın. Gerek fiziksel gerek psikolojik. Bütün şiddetleri tattım oğlum ben. Bunun karşılığı olarak şimdi susacaksın. Sen Sagopa Kajmer susacaksın. Bu sefer de sen susacaksın, tamam mı? Susacaksın. Canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Beni hissettiğiniz için, benim için üzüldüğünüz için çok teşekkür ederim. Millet yiyip içip sikerken sırtımdaki hasar vermek ağrıma gitti. Hepsi bu. Yoksa iyiyim. Sıfır takipçili fake profilden sövgü kabul etmiyoruz. Sadece delikanlılar gelip konuşabilir dediğimiz halde hala sıfır takipçiyle yazıyorsunuz. Bir kadın beni savununca da feminist oluyor. Yazıklar olsun. Şunu da söylemezsem içimde kalacak. O nedenle söyleyeyim. Vicdanını kaybetmiş bu insan sürüsü arasında bir işe yaramaz ama yanındayız diyen dostlarım çok işe yarıyor. İyi ki varsınız. İnanın kendimi şu ekranda görmekten ve dinlemekten ben sıkıldım. Siz de sıkılırsanız anlarım. Bakmayın ama benim konuşmam lazım. İkide bir profilime girip fincan kahvem yazan çocukları doğuran analar. Siz bu çocukları doğurmadınız, sıçtınız. Vicdansız çocuklar yetiştireceksiniz, hiç doğurmayın. Şimdi hiçbiriniz kırmızı bir ağaç düşünmeyin. Düşündünüz değil mi? İşte fincan kahvemi söyleyince daha çok yazmaya başladılar. Çünkü diyorlar ki ben sıfır takipçiyim. Anam beni sıçtı diyorlar. Instagram bazı hikayelerimi kaldırıyor. Toplum kurallarına aykırıymışım. Toplum kurallarına haykıranım. Haykırısı değilim. Haykıranıyım. Lan ben ne umutsuzum ne de çaresizim. Mailbox'ım konser teklifleriyle dolu. Çok şükür. İster çıkarım istersem çıkmam. Sen benim mutsuzluklarımdan kendine mutluluk edinceğine, bu kadar acziyete düşeceğine, mantıyı az ye de koca götünü erit. Ekmek aptalı olmuşum.